Hazırsak kayıttayız. Hindi nedir? Şirket ve müzik. Abi hindi şey bir hayvan yani tavuk türünden uçamayan bir kuş. Yani gerçekten ya. Abi gerçekten bu şakayı mı yaptın yani? Abi ilk aklıma gelen o. Yani bari hani Muğla'lı şakası. Hindi burada falan hani çekip durun, yazıp durun, çalıp durun falan bir şeyler deseydin yani. Hindi nedir? Şirket ve müzik. Rakvaryum'dayız. Rakvaryum'da mıyız? Evet, Rakvaryum'dayız. Hatta birazdan boğulmak üzereyiz çünkü burası sınırlı. Bugünkü indie müzik konumuz. Sen evet, bu konuda dinleyici olarak çok çok daha uzun süredir bu konuya hakimsin. Daha iyi biliyorsun. O yüzden benimle çok merak... Çok yükselttin beklentilerle alakalı ya yani. Estağfurullah. Yok ya, indie müzik dediğin şey abi, indie independent kelimesinin kısaltılmışı öncelikle. Bağımsız demek. Bağımsız olarak yani şöyle söyleyebiliriz, bir plak şirketinden bağımsız olarak müzik üreten veya bağımsız yani majör olmayan, ana akıma hitap etmeyen veya çok büyük bir kitlesi olmayan bir plak şirketinden üretilmiş, şirket tarafından evet, üretilmiş müziğe indie müzik diyebilirsin. Ama sadece okay. Indie şimdi kelimeyi sorduysan indie sadece müzik için kullanılmıyor. Aynı zamanda yani herhangi bir bağımsız film içinde kullanılıyor ama Hollywood'da şöyle bir şey var. İçinde ne kadar yıldız oynarsa oynasın, ne olursa olsun filmin konusu eğer kalıpların dışına çıkıyorsa ve filmin bütçesi düşükse gene ona indie diyorlar. Hmm, yani anlatılan anladım. Hikayenin sıra dışılığının da indie olmasında film en azından Hollywood böyle bir yargılama içine giriyor. Mesela bu şey olabilir mi? Sözünü kestim. Biraz da pazarlama yöntemi olabilir mi? Yani büyük bir şirket de çekse eğer bu biraz böyle sıra dışı bir işse bu label'la veya bu tanımla çıkartma durumu mu? Değil ya. Hayır. Çok da para kazanmıyor o işler. Yani gişe yapmıyor. Aslında. Hmm. Mesela işte en son Sundance'de ödül aldı bir Türk indie filmi mesela. Hangisi? Şu an dur. İsmini hatırlayamıyorum ya. Aa gitti kafamdan şu an. Kelebekler. Ha ha Kelebekler. Kelebekler. Evet. Evet, evet bayağı Sundance'de. Büyük bir ödül aldı. Çok da güzel. Güzel bir filmdi. Ben çok sevdim şahsen. Hı hı. Öyle. Ama müzik için konuşacak olursak ya üreten kişi bağımsız olacak hakikaten hı hı. ya da plak şirketi majör bir şirket olmayacak. Olmayacak. Evet. Ufaklık. Bağımsız öyle yani. Okey. Yok. Hayır. Onun yerinde ben de olurum yani. Ondan olur. Boşluğu kapanır onun. Gelsin. Ne oldu? Kıskandın mı? Gruplar neden indie bir plak şirketiyle çalışır? Neden evet. çalışır abi? Benim düşüncem şöyle. Ana akım yani aslında majör olarak üretilen, baskın olarak üretilen şeyler daha çabuk tüketilsin ve daha büyük bir kitleye ulaşsın diye yapılıyor. Ne kadar büyük bir kitleye ulaşırsa o işin içeriğindeki özellik o kadar düşüyor. bazı müzisyenler ve yaptıkları şeyden ödün vermek istemiyorlar. ve yaptıkları şey aslında herkesin de beğenebileceği bir şey değil. Evet. Bunu yapan plak şirketleri, stüdyolar, bağımsız çalışan demek değil de daha küçük şaplı çalışan ve bunlara şey veren, olanak sağlayan stüdyolara ve plak şirketlerine yöneliyorlar. Çok mantıklı. Aynen ben de öyle düşünüyorum. Ya. Evet. Yani hani genele baktığında zaten onu görüyorsun. Şimdi adamın yaptığı işe kabul görmüyor. Evet. Ana akımın içine sokamayacak. Plak şirketi bundan para kazanmayacak. Kaldı evet. Plak şirketleri zaten hani hepimizin bildiği gibi doğru düzgün para kazanmıyor artık. Evet, artık öyle. O yüzden hani sokamayacak. O yüzden almıyor zaten. Reddediyor onu. Dışlıyor. Ya, eski için konuşursak şöyle bir durum geçerli. Böyle bir sanatçıyı alıp parlatabilirse o ufak label içinde çok önemli bir başarı oluyor aslında. Yani var mı bir örneğin yani. Mesela? Benim örneğim bir anda hatırladığım örnek yok. Ama hani böyle zaman içinde dinlediğim şeylerden ve birçok böyle öncesinde hiç iş yapamamış ama sonradan çok patlamış isim. Çok var canım. Var. Evet. Evet, çok böyle sürünüp küçük şeylerden. Bir tane şey vardı. Blues şarkıcısı. Çok kalın sesli. Gerçekten şu anda ismini hatırlayamıyorum. Bunu çünkü hani çok böyle şu anda konuştuğumuz şeyden aklıma geliyor. İnanılmaz kalın bir ses. Akustik gitarla çalıyor. Bir yerden kayıt başka bir şirkete geliyor. Bu kim diyor, inanılmaz diyor, halbuki çıkmış falan, öyle ünlü oluyor falan gibi hikayeler Amerika'da çok var. ama bizde tabii şu dönem için konuşursak artık böyle bir şey çok da şey değil. Hani böyle ufak bir yerde duyuyorsun da şey olsun. Evet. Genelde senin dediğin gibi katılıyorum, başa döneceğim, ödün vermemek için. Evet.
tercih ediyorlar. Yani neticede üretmek istiyor adam ve plak şirketine ihtiyacı var dağıtım için. Aynen. Ama işte mesela şimdi o noktada artık o dağıtım işi için plak şirketine de çok ihtiyacı kalmadı. Evet. Şu anki durumda aracı ben... şirketler var yani. Spotify'a senin yerine işte birçok müzik mecrasına yüklenen aynen şirketler var. Sen daha iyi biliyorsun bunları. Şu an müzik piyasası için en bağımsız zaman. Evet. Herkes kendi istediğini üretebiliyor, çıkarabiliyor. İki ay önce yaptığımız bir kayıt var. Egemen soyadını gene unuttum. Hı-hı. Hafıza. O Spotify'da paylaştı şeyi. Hı-hı. Şarkısını. Süper. Yani herkes, her bir insan şu anda bağımsız bir şekilde insanlara en azından hiçbir dert olmadan ulaştırabiliyor şeyini. Yani bence müzik piyasasının şu anda en özgür olduğu zaman. Evet, genel olarak da öyle. Evet. Katılıyorum. Gruplar bağımsız bir plak şirketinden major bir plak şirketine geçerse ne olur? Ne diyorsun Hakan? Çok yapan var abi. Yani bir şey olmaz. Yolunu değiştirmek zorunda kalır mı bilmiyorum açıkçası. Şimdi buna birkaç açıdan bakmak lazım. Aslında birincisi dinleyici açısından bakmak lazım. Dinleyici de eğer yani şimdi ben düşünüyorum. Örnek üzerinden hareket edeceğim şu anda. Arctic Monkeys için konuşalım, hı-hı, mesela. Ben Arctic Monkeys'i ilk keşfettiğimde, ilk dinlemeye başladığımda daha çok yeni bir şekilde bir majör plak şirketine geçmişlerdi. Hı-hı. Çünkü Arctic Monkeys MySpace'ten ünlü olan bir grup aslında. Kendi paylaşımlarını yapan. Ve hani tarzlarında bir şey değiştirmek zorunda kalmadılar. Müzikalitelerini kendi açılarından korudular. Ve o yüzden de dinleyici kaybetmediler. Ta ki kendi müzik zevkleri değişene kadar. Bu da aşağı yukarı 3. albümlerine tekabül ediyor işte. Oradan sonra şey oldu. İşler değişti onlar için. Ama daha arttı aslında Arctic Monkeys'in şeyi. Beğenileri, evet, veya takibi. Bence ne olur? Yani tabii ki taraftar kitlesinde şey olur. Değişiklik olur. Tabii ki kendi açılarından belki de bir beklenti, maddi beklenti içinde de olabilirler. Hı-hı. Bu da çok normal bir şey. Yani hepimizin, hı-hı, sonuçta böyle beklentileri var. Ama bence çok majör bir problem olmaz. Onlar için iyisi olur. Yani ben işini iyi yapan birisinin para kazanması taraftarıyım. O yüzden eğer gerçekten iyi müziği yapmaya devam ediyorsa ne güzel işte. Ben hemen burada bir parantez açıp aslında bu başka bir videonun konusu da olabilirdi ama madem yeri geldi hemen konuşalım. Hepimiz böyle sevdiğimiz gruplarda biraz böyle nasıl denir, tutucuyuzdur. Hı-hı. Onların aynı şeyi yapmasını isteriz. Oğlum ben dinlemedim mesela Arctic Monkeys'in yeni albümü çıktığında. Yani, ama yani imkansız değil midir? Yıllarca dinlemedim. Ama yani bak şimdi abi, senin de dinleyici olarak bir beğenin var, tamam mı? Ona da hak vermek lazım. Ona da anlayış göstermek lazım. Seni o grubun içine çektiği bir hani kancaladığı, seni kancaya, hı-hı, aldığı bir şey var. Eğer onu kaybettiyse ya da kaybetmeyi tercih ettiyse sen de onu bırakmayı tercih edebilirsin. Evet, doğru, bu çok normal bir şey. Meselesi. Ama ben şimdi... Bunu yıllardır yaşamıyor muyuz? Yok Metallica için, yok tabii, işte... Tabii kesinlikle aynı, hani ondan sonra. Beatles için en başında. Ben tam Beatles için. Evet yani Beatles ta en başında neyle çıktı? Kırmızı dönemi Beatles'ın. Aş şarkıları, işte Beatles Mania. Dünyanın ilk boy bandı. Evet. Sonra ne oldu? Hani bambaşka bir yere... Orada ne kadar hayran kaybetti, tabii, ama... Bir o kadar da farklı dinleyici kazandı, evet, bence. Yani doğru. Burada mesela ben hep şey taraftarı duruyorum, karşı taraf. Yani böyle müziği yapan grup tarafında durup şey düşünmeyi istiyorum. Hani o anki durumlarını anlamak, şey yapmak, değerlendirmek benim için önemli geliyor. Yani abi zaten mesela doğru, dinleyici olarak çok önemli. Hayatını yaşıyorsun, tamam mı? Ve müziği üreten insanlar neticede hayatlarından etkilenerek, yes, bunu bunun içine katarak yaşıyorlar. Doğal olarak adamın hayatı boyunca aynı his aralığında, minvalinde hareket etmesi imkansız zaten abi. Yani yine bir örnek, Red Hot Chili Peppers ilk çıktığındaki... Ama Red Hot Chili Peppers her dönemde çok iyi abi ya. İşte ama bak, bu da onların yaşadıkları gene şeylerle alakalı, değişimlerle, evet, alakalı yani. Çok, çok ilginçtir. Her dönemde Red Hot Chili Peppers da indie bir grup aslında, evet, ilk çıktığında. Bağımsız bir plak şirketinden çıkıyor. Aynen. Çünkü işte işin içinde funk punk falan, yes, gibi şeyler, aynen, öğeler var, aynen, böyle. Ve hani daha sonrasında ne oluyor abi? Yumuşuyor hayatları, sakinleşiyor. İşte Hilal Slovak gitarcılarını, hı, kaybediyorlar. Daha da bir takım şeylerden uzak durmaya başlıyorlar. Daha sakin işlerin içine girmeye başlıyorlar. İşte Californication'la birlikte biraz daha sakinliyorlar. Daha sonra By The Way. Evet, daha da hani pop demeyelim de popülerleşiyor demek istedim. Herkese daha hitap eden bir, evet, müzik ve doğal olarak o yüzden de en başındaki şeyin sonucunu yapayım. Indie bir grup, yani indie bir, evet, plak şirketinden çıkan bir grup
majör plak şirketine geçebilir. Onun müzikal tercihi ise bir problem yok. Ama bunu maddi tercih anlamında yapıyorsa insanların ona tepki göstermesinde çok böyle cesur yüreklilikle de göstermek zorunda. O da yapacağı bir şey yok. Bu benim görüşüm yani. Bence de ben katılıyorum. Hani zaten göğüslüyor hepsi de yani. Evet. Aynen. Türkiye'de indi. Ne diyorsun Hakan? Selda Bağcan. Evet. Başarılı. Ama yani ses olarak da yorum olarak da çok başarılı. Yani nasıl değerlendireceğimi, Selda Bağcan'ı nasıl değerlendireceğimi gerçekten bilmiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Benim çocukluğumda annemlerin çok dinlediği konserlerine gittiğimiz... Ama duruşuyla alakalı bu. Evet, duruşuyla alakalı tabii. Yani hem politik, siyasi hem politik hem karakter politik olarak duruşuyla aynen alakalı. Ama ben şeyi çok iyi biliyorum. Çok iyi konserler. On binlerce insanın beraber şarkı söylediği yerler. Hı hı. Onların içinde bulunmak inanılmaz bir şey. O yüzden ben bu şey bir yorumda yapamam. Yani neden Selda Bağcan diyorum? Selda Bağcan çünkü benim aklıma ilk geliyor. Özellikle son dönemlerde Selda Bağcan'ı fark etmişsindir. Çok fazla indie festivaline çağırıyorlar, evet, ediyorlar falan filan. Hakikaten onlara farklı geliyor bu müziğin içindeki o etnik öğeler falan. Bizim sevgimiz dışında ama tabii Türkiye'de indie deyince işin şeyi bambaşka. Mesela yeni dönemden biraz bahsetmek lazım abicim. İşte üçüncü yeniler denen ekipten bahsetmek lazım. Ben acayip severek dinliyorum yıllardır. Evet. Ama onlar hiç... Belki ilk birkaç seneleri hariç ve Büyük Ev Ablukada'yı tamamen kenara tutuyorum. Çünkü onlar başlattığı için. Gerçekten az önce işte videonun başında tanımladığımız indie tanımına hani birçoğu uymuyor. Evet, uymuyor. Çünkü müzikleri ne bağımsız bir plak şirketinden ne de gerçekten de hiçbir işte tarzın, müzik tarzının içine oturtulabilen, oturtulamayan bir müzik değil. Evet. Ama evet, Türkiye'ye göre indiler. Türkiye'ye göre bence şöyle bir durum var. Türkiye'de o dönem onların parlamasının en büyük sebeplerinden biri Türk pop müziğinin Sezen Aksu'lardan sonra müzikal olarak çok geriye gitmiş olması. Hep aynı melodiler, evet, aynı akor dizileri, aynı altyapılar, aynı basitlikte sözler. Bu sadece Türkiye için değil ama. Evet, bu dünyada böyle oldu bence. Geçerli, doğru söylüyorsun. Evet, evet. Ama yani yani onları o da parlatan, o grupları parlatan hep bu durum oldu. Hı-hı. Ki sanırım geçen gün konuştuğumuzda Teneke'yi örnek vermiştik. Hı-hı. Teneke onlardan bir önce bunu yapmış bir gruptu. Yani evet, evet, bu çıkıştan bir önce aslında hafif bir hareket vardı. Sürekli dışarıya çıkmak istiyordu gruplar, o şeyin jenerenin dışından çıkmak istiyordu. Ama o zaman belki ortam tam olarak iyi değildi. Ne zaman ki Spotify, işte YouTube biraz daha oldu. Biraz sanırım için çok sallayacağım şu anda. Ben bu kadar yani İstanbul'da yaşamadığımız için o ortamı böyle çok birebir tecrübe etmedik. Ama her gittiğimde ben hep böyle işte farklı grupların çaldığı yerlere gitmeye çalıştım her İstanbul ziyaretimde. Yani mesela Büyük Ev Abluka'da gerçekten... O anlamda çok iyi bir grup. Evet, aynen öyle. Onu çok ayırmak hani lazım. O başlığın içine tiyatra, çok... Tiyatral bir grup. Ve evet hani performansları, yaptıkları işler falan filan ama zaten Büyük Ev Abluka'da sonradankilere, sonradan gelen gruplara da benzemiyor. Evet, benzemiyor. Sonradan gelen gruplar birbirine benziyor demek istemiyorum. Hani neticede bir akımdır. Aynı rotada ilerliyorlar. Ama evet şu anda Türkiye'de indie'nin durumu bu ama mesela bence Türkiye'nin ilk indie şarkıcısı Barış Manço'dur yani. Barış Manço evet ya, çok acayip bir adam. O zaman kalıplara koyamadığın bir adam yani. Evet. Cem Karaca askerden gelip işte bilmem ne, normalde işte türküler bilmem ne halk müziği söylerken bir anda ben rock yapacağım ama Anadolu rock yapacağım gibi bir kafaya girdiğinde da aslında indie olmuş oldu. Orada şöyle bir durum var. Orada öyle bir gelişme çağı da var aslında. Evet, değil mi? Yani işte mesela Barış Manço'nun grubunda gitar çalan adam Fikret Kızılok. Bunlar hep böyle aynı ortamdan gelen insanlar oldukları için, hı hı, Türkiye'nin belli bir dönemde bir yola gitmesinin sebebi onlar oldu. İşte Galatasaray Liseliler, İstanbullular, hı hı, ve Türkiye'ye İstanbul'dan yaydılar müziği. E abi İstanbul zaten. Yani evet. Nasıl ki bir dönem rock müzik Ankara'dan türemişti. Evet. Aynen. Gerçekten. Yani evet yani mangalar herkes, bütün çilekeşler falan. İstanbul'da da böyle bir kafa var. Yapacak bir şey yok ve
Güzel bir şey bu. Üretim var abi İstanbul'da. İzmir'de yok maalesef üretim. Şimdi ağzını aldın. Nasıl yapacağız bu işi diyecektim. Aynen öyle. Gerçekten. Üretim olmadığı sürece, cover yapıldığı sürece bu iş yürümez. Hani o yüzden bence üretimin iyisi kötüsü yok. Evet, biz cover yapmıyoruz kesinlikle. Asla stüdyoda. Elimizi cover'a sürmüyoruz. Hiç. Neyse evet. Tamam. Burada bitirelim. Evet, bitirelim. Yani bence siyah ekranla kapatmaya gerek yok abi. Öyle mi diyorsun? Evet, vallahi öyle diyorum.